Ride and Nature diye bir tane arkadaş Kaberk X-Trace incelemesi yapabilir misiniz demiş. Kaberk X-Trace kask elimizde olmadığı için onun incelemesini yapamıyoruz. Özür dileriz, kusura bakmayın. Bir diğer arkadaş da Hüseyin Özen diye bir arkadaş. MT-07'ye alınabilecek uygun kask önerir misiniz? Kendi aldığım kask oldukça rüzgar alıyor, ses yapıyor. Bunun için daha kaliteli bir kaska geçmek istiyorum demiş. Ona da birkaç tane önerim olacak. Birinci önerim yaklaşık 200 euroluk bir kask. Bu Kaberk'in Stunt Blade modeli. Bunu daha önceden tanıtımlarda yapmıştım zaten. Sadece açıyorum, bunu öneriyorum gerçekten. Hoş, uygun fiyatlı bir kask. Zaten burunluğu, bir burunluğu, çene pedi, mikrometrik bir bağlantısı, iç petlerini çıkartıp yıkayabileceğiniz bir yapısı var. Ön tarafındaki geniş açıyı görüyorsunuz. Her yerinde havalandırma kanalı var, üst havalandırma kanalları var, ön havalandırma kanalı var. Yan tarafında da, şurasında da vizörü kaldırıp indirmek için yer var. Arka tarafında hava çıkış kanalı var. Bu 1500 gramlık bir kask. Hemen kafama giyip göstereyim size. Şöyle bir yapısı var. Diğer bir önerim, bir üst kaska geçmek istiyorum demişsin. Şöyle Shoei Q-West Matte Gri kaskını önerebilirim. Zaten hani kompozit yapısını biliyorsunuzdur. Gerçekten iyi bir kask. Ön havalandırma kanalı var, üst havalandırma kanalları var. Bütün havalandırma kanalları elle idare edilebiliyor. Arka hava çıkış kanalları var. Bunun ağırlığı 1500-1465 gram. Ve ECE sertifikalarına sahip, aynı zamanda şu alttan baktığınızda Double D bağlantısını görüyorsunuz. İç petleri gerçekten çok güzel yapılmış. Bu kasklar uzun zamandır satıyor. Ve yani şu camı kademeli şekilde kalkıyor. İç havalandırma kanallarının hemen altında bir sürü havalandırma var. Bu camınızın buğu yapmasını engelleyecektir. Geniş bakış açısını zaten görüyorsunuz. Bunu da tanıtayım. Bunu da kafama giyerek göstereyim. Bu kask da hani QS kask da gerçekten kullanılabilecek iyi kasklardan bir tanesi. MT-07'ye de gerçekten bence çok güzel gider. Özellikle hani kırmızıysa, hani MT-07'nizde kırmızı renkler hakimse, gri de olabilir, bunun kırmızısı da var. Shoei GT Air'i de önerebilirim. Shoei GT Air hava geçirgenliği gerçekten yüksek bir kask. Ön havalandırma kanalları var, üst havalandırma kanalları var. Tepe hemen, spoiler'ın hemen üstünde havalandırma, elle idare edilebilen havalandırma kanalları var. Bunun ağırlığı da 1515 gram. Ve bunun yanlarında kaza yaptıktan sonra kafanızdan rahat çıkmasını sağlayacak. Şurada kırmızı böyle ipleri var. Bununla kaskın içini kafanızdan rahatlıkla ayırabilirler, çıkartabilirler. Ön tarafı kilit mekanizmasına sahip, camı açabiliyorsunuz. Açtığınız zaman da hani büyük bir bakış açısını görüyorsunuz zaten. Petleri yıkanabiliyor. Ön havalandırma kanalları var. Ve bu tabii ki şöyle bir güneş vizörü içeriyor. Güneş vizörlü kasklar gerekiyor mu? Bazı şartlarda gerçekten gerekiyor. Çene pedi var. Burun pedini zaten söyledik. Burun pedi yok. Bunun galiba kendi içinden çıkıyordu. Bu kaskın zaten hani mikrometrik bir bağlantısı var. Diğeri Double D'di. Bence Double D daha güvenli bir kask çeşidi. Yani kask olarak değil de, yani dış kabuk olarak değil de, yapı olarak hani Double D çıkmasını engellediği için daha iyi bir kask. Bunun yapısını görüyorsunuz zaten. Bunu da tekrar kafama giyerek göstereyim size. İnşallah soruna cevap verebilmişimdir Hüseyin. Bu kasları öneriyorum. Tabii ki başka kaslar da var. O kaslardan da hani örnekleri, linkleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Onlardan da bakıp istediğin herhangi bir kaskı seçebilirsin. Hepinize iyi sürüşler.